Vefa çeşmesinde verdik bir mola. İyilik etmek nasip olmaz her kula. Garibin dertlinin ettiği dua, gökleri arşınlar, dağları vurur. Türkiye Diyanet Vakfı olarak gönül verdiğimiz iyilik ülküsünün dünyanın dört bucağında yankılanması niyazımızla Rabbimize hamd ediyoruz. Aranızda iyiliği yayınız diye buyuran ve bizlere iyilik yolculuğunda en güzel örnek olan Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz. Onun ümmeti olarak yetimin, öksüzün, garibin, gurebanın koruyuculuğunu üstlenen, onlara hami olan bu aziz milletin iyilik bayrağının sonsuza kadar dalgalanacağına dair inancımız tam. Kökü mazide olan bu iyilik duygusuyla uzun yıllardır iyiliğin savunuculuğunu yapan, iyiliğin egemenliğini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımıza, onun kıymetli mütevelli heyetine, yöneticilerine, çalışanlarına, on binleri aşan gönüllülerine, maddi manevi daima yanımızda olan hayırsever bağışçılarımıza, özellikle de iyilik gönüllüsü bu seçkin topluluğu milletin evinde ağırlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Biliyoruz ki bizler başaktan buğdaya, tohumdan fidana, her bir zerremizle bu yolda oldukça Rabbimiz yollarımızı açacak. Yollar açıldıkça daha çok koşturacağız, daha çok yorulacağız. Ancak ne gam, yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar yolculuğumuz devam edecek. Programımıza başlamadan önce iyilik yolunda vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimiz için hep birlikte birer Fatiha gönderelim. El Fatiha. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Kocatepe Camii Müezzin Kayyımı Furkan Tıraşçı hocamızı sözün en güzelini bizlere duyurmak, yorgun gönüllerimize şifa olacak Kur'an-ı Kerim tilaveti için huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي
nuzulen min gafurir rahim. Ve men ahsenu kavlen Kocatepe Camii Müezzin Kayyımı Furkan Tıraşçı hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, bu yıl 7. kez Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız iyiliği ödüllendirmeye gayret ediyor. Biliyoruz ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da iyiliğin karşılığını ahirette kat be kat vereceğini ifade ediyor. Peki Türkiye Diyanet Vakfı neden iyilik ödülleri veriyor? Kısa bir filmle bunu anlatmaya çalıştık. Hep birlikte izliyoruz. İyilik insanın kalbinde yaşar. İyilikle doğar, büyür insan. Ve öylesine güzeldir ki iyilik, çok büyük olmasına da gerek yoktur. Küçük bir kıvılcım yeter. Kalpleri ısıtmaya, yüzleri güldürmeye, huzurla doldurmaya yeter ruhumuzu. Bir iyilik, küçük bir iyilik. Zaten en uzun yollarda bir küçük adımla başlamaz mı?
Bir kalbe dokununca hatırlar insan belki de. Dünya hayatının koşuşturmasında unuttuğu, yapması basit ama büyük bir adım olan iyiliği. Ve insan hatırlar. Hatırlar iyiliğe adım atmayı. Bir adım, bir adım daha. Her dokunulan yürek bir başka yüreğe dokunur. En güzel ve en kolay sirayet eden davranıştır iyilik, insandan insana. Döner dolaşır ve yine seni bulur o iyilik. Çocuk yüreğinin temizliğinde bir iyilik herkesi mutlu eder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Diyanet Vakfımızın yedincisini düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülleri buluşmamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken zat-ı devletlerini ve tüm misafirlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Muhterem Cumhurbaşkanım, kötülüğün hayatı kuşattığı bir dünyada iyiliğin teşvik edilmesi adına tertiplenen bu merasimin nice güzelliklere vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hepimiz müşahede ediyoruz ki bugün dünyamız zor zamanlardan geçmektedir. Hemen hemen bütün coğrafyalarda yaşanan savaş, şiddet, terör, yoksulluk gibi sorunlar yeryüzünü kasıp kavurmaktadır. İçinden geçtiğimiz bu süreçte iyiliği yeniden hayatın merkezine, insanlığın gündemine taşımayı gaye edinen Türkiye Diyanet Vakfımız Uluslararası İyilik Ödülleri daha da anlamlı hale gelmektedir. Zira iyilik İslam adına, İnsan adına bir sesleniş, bir davettir. İmanın ve tüm ibadetlerin kişiye kazandırmak istediği değerli bir haslettir. İyilik, gönle huzur veren ahlaki bir fazilettir. Yüce dinimiz İslam, dünya ve ahiret huzuru için bizleri iyiliğe, cömertliğe, adalete, merhamete davet etmektedir. Yüce Rabbimiz, estaizu billah, ve la testevil hasenetu ve la seyyi'e idfa'a billeti hiye ahsen ila ahiril ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde iyilikle ortadan kaldır buyurmak suretiyle bizlere her halükarda iyilik yapmayı emretmekte ve iyiliğin gücüne vurgu yapmaktadır. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok kavram ile bizlere iyiliği öğretmektedir.
ihsan kavramıyla karşılık beklemeden iyilik yapmanın hazzını, maruf kavramı ile hak hakikat yolunda müstakim olmanın önemini, infak ile paylaşmanın güzelliğini, isar ile kardeşini kendisine tercih etmenin asaletini, bir kavramı ile hayatı huzurlu kılacak yegane yolu öğretmektedir. Bu inanç ve azimle Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, zatı devletlerinin de destek ve himayeleriyle ülkemizde ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan her yere herhangi bir ayrım gözetmeksizin iyilik elini uzatmaktadır. Bu bağlamda 2023 yılı itibariyle 750 bini bulan vekaletle kurban hissesiyle ülkemizin 81 ili 922 ilçesinde ve 7 kıtada bayram sevincine katkı sunmuştur. Böylece dünyanın 149 ülkesinde ve ülkemizin her yerinde milyonlarca insana milletimizin cömertliğini ve devletimizin büyüklüğünü tanıtmaya vesile olmuştur Türkiye Diyanet Vakfımız elhamdülillah. Yurt içi ve yurt dışında öncülük ettiğimiz Ramazan paketleri, zekat ve sosyal yardımlarla inşa ettiğimiz cami ve külliyelerle, 40'ı aşkın dil ve lehçede yayınladığımız eserlerle, yurt içinden ve yurt dışından eğitimine katkıda bulunduğumuz on binlerce öğrenciyle, İslam Araştırmaları Merkezi, 29 Mayıs okullarımız, 29 Mayıs Üniversitemiz ve daha pek çok farklı alanda yaptığımız faaliyetlerle Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız olarak iyiliğin iyileştirici gücüne destek olmaya gayret ediyoruz elhamdülillah. Küresel fesat, ifsat, fitne ve tefrika şebekelerinin, sapkın anlayışların, terör örgütlerinin özellikle hedef kitle olarak seçtiği çocuklara, gençlere, aileye yönelik hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın da desteğiyle bu kapsamda 1723 manevi danışman, 2000 kadar gençlik koordinatörümüz, 1649 Diyanet izci lideri ile 1198 Diyanet Gençlik Merkezi'nde kişilik ve kimlik oluşumunda çocuklarımıza ve gençlerimize rehberlik etmeye, rol model olmaya, milli manevi değerleri aşılamaya, sahih dini bilgiyi aktarmaya devam ediyoruz. 2023 yılında sadece gençlerimize yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 88 projeyle din, din eğitimi, kültür, sanat, spor, izcilik, kişisel gelişim, dil ve benzeri alanlarda gerçekleştirdiğimiz 550 bin kadar etkinliğe toplamda yaklaşık 9 milyon gencimiz katılmıştır. Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik binlerce program yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin 509 noktasında faaliyet gösteren aile ve dini rehberlik merkezlerimizde 2023 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen binlerce faaliyete 3 milyonu aşkın vatandaşımız katılmıştır. Biz inanıyoruz ki kötülüğü ortadan kaldırmanın yolu iyiliği egemen kılmaktır. Bunun için de iyiliği isteyenler ve savunanlar olarak bizler, kötülüğün, fitne ve fesadın peşinde koşanlardan daha çok, daha güçlü ve daha sistemli çalışmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 150 bin kadar hocamızla ve onların aileleriyle bu mefkure doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz elhamdülillah. Muhterem Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bugün binlerce iyilik örneğinden sadece birkaçıyla tanışacağımız bu buluşmamızı aynı zamanda çağın her türlü krizlerine,
şiddet unsurlarına ve nefret kasırgalarına karşı yüce değerlerimizin yolunda iyiliğe emek ve gönül veren herkese bir minnet ve şükran nişanesi olarak görüyoruz bu merasimimizi, bu ödül törenimizi. Bu kapsamda görev yaptığı camiyi ziyaret eden turistlere, hazırladığı dokümanlarla Kur'an-ı Kerim'i ve İslam dinini kendi dillerinde anlatarak onlara inanç, kültür ve medeniyetimizi tanıtmaya gayret eden İzmir Selçuk ilçesi İsa Bey Camii'nin İmam Hatibi 2017 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışma sonucu şehit olan Ahmet Alp Taşdemir polisimizin babası, yani aynı zamanda bir şehit babası İbrahim Taşdemir hocamıza inşallah ödül vereceğiz. Kayseri'de 1410 cami için 25 yıl boyunca elektrik enerjisi üretecek güneş panellerini kurup Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlayarak bu alanda iyilik öncüsü olan bilgisini, tecrübesini ve kazandıklarını insanların hizmetine sunan elektrik mühendisi Ahmet Seferoğlu Beyefendi'ye İnşallah ödülümüzü takdim edeceğiz. Her gün çöpe atılan bozulmamış ekmekleri toplayıp kuşlara dağıtarak hem canlılara iyilik yapma hem de israfın önüne geçme, sıfır atık, sıfır israf hususunda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı başaran kuşların babası diye anılan Turgut Kılıç kardeşimize, İyilik ve merhamet dolu kalbiyle mazlum Filistin halkının yanında yer alarak Avrupa Kung Fu Şampiyonası madalya töreninde kazandığı ödülün iptal edilmesini göze alarak İsrail'in yaptığı katliamı, soykırımı tüm dünyaya haykıran dünya kung fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz'e, henüz lise öğrencisiyken tanıştığı işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrenen, sonrasında ülkesi Burundi'de zor şartlar altında yaşayan Müslüman çocuklar için bir dernek kuran, kadınlar için dikiş atölyeleri ve Türkiye'den gelen bağışlarla işitme engelliler için bir eğitim merkezi açan Bisibo Amine hanımefendiye, Suriye iç savaşında iki evladını şehit vermesinin ardından toprağını terk etmeyip İdlib'e gelen ve hayatta kalan tek oğlu için uygun bir müfredat hazırlayarak bunu bir eğitim seferberliğine dönüştüren Adeviye Salihe hanımefendiye, ülkesi Kosova'nın yetimlerine kol kanat gererek Balkan Yetimleri Derneği'ni kuran, açtığı aş evleri ve yaşlılar eviyle Kosova'dan Sırbistan'a ve Makedonya'ya uzanan bir iyilik yolu oluşturan Halil Kastrati kardeşimize, İyilik ödüllerini takdim edeceğiz inşallah. Ayrıca meslek hayatında 30 yılı aşan tecrübesiyle nice güzel örneklikler bırakan Hatay müftüsü iken Türkiye'nin acıyla sarsılıp yasa boğulduğu 6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak rahmeti rahmana kavuşan merhum Hatay müftümüz Ömer Faruk Bilgili hocamıza,
Denizli valisi olarak görev yaparken asrın felaketinden en çok etkilenen illerimizden Hatay'a koordinatör vali olarak atanan, kendisine birkaç ay önce kanser teşhisi konmasına rağmen bu durumu yakınlarından bile gizleyip Hatay'da canını hiçe sayarak hizmete devam eden Ali Fuat Atik valimize, Filistin ve Mescid-i Aksa için sesiyle, sözüyle, duruşuyla kendini gösteren, Türkiye Diyanet Vakfı'nın insanlığın hizmetinde olduğu her alanda canla başla çalışan, iyilikte, vefada, insanlıkta herkese örnek olan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü değerli sanatçımız Murat Kekilli'ye, Kur'an kurslarımızda çocuklarımız için büyük emek sarf eden tüm Kur'an kursu öğreticilerimiz adına, hocalarımız adına, milletimizin büyük bir teveccüh gösterdiği 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın ilk örneği olan Rize Sahil Camii'nde açılan 4-6 yaş Kur'an kursumuzun ilk öğreticisi olan Duygu Kaşaranoğlu'na, Filistin'in tüm asil halkı adına gözünden bile sakınarak büyüttüğü torunları kollarında can verirken kalbinde beslediği iman, takva ve şükür bilinci sayesinde büyük bir metanet sergileyerek herkese örnek olan Gazzeli Ebu Ziyade'ye, ve ülkemizin 6 Şubat'ta maruz kaldığı büyük felaketin, afetin hemen ardından Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulmak suretiyle iyiliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağı, kardeşliği perçinleyip gönlümüzde taht kuran Server Beşirli kardeşimize de vefa ödüllerini takdim edeceğiz inşallah. Bu vesileyle tüm hizmetlerimizi himaye eden Zat-ı Devletlerine muhterem Cumhurbaşkanım şükranlarımı arz ediyorum. Geçmişten günümüze iyilik yoluna emek ve gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Bizleri iyilik ve istikamet üzere sabit kadem kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, tekrar Zat-ı Devletlerini ve kıymetli misafirlerimizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Hocamıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, şimdi geldik o ana. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinleyeceğiz ama öncesinde hatırlamamız gereken bazı şeyler var. Bizler iyi bir insan olmak için nefes alıp verenlerdeniz. Bizler iyilerle beraber yol yürüyenlerdeniz. Bizler vefanın sadece bir semt adı olmadığını bilenlerdeniz. Bizler iyilik ve vefa gönüllüleriyiz. Şimdi de hep birlikte iyilik ve vefa ödüllerinin tanıtım filmlerini izliyoruz. Ahmet Seferoğlu. Adına ömür diyoruz bu dünyadaki zamanın. Her birimiz gelip geçiyoruz ve bu diyardan gelip geçerken her birimiz daima öğreniriz. Her yaşta, her an, her yerde öğrenmeye devam ederiz. Zira merak ederiz, bilmek isteriz ve her zaman bildiklerimizle beraber hissettiklerimizle, kalpten benimsediklerimizle hareket ederiz.
Kayseri'de yaşayan Ahmet Seferoğlu, bilmiş, öğrenmiş, eğitimli bir elektrik mühendisi. Mesele de bu ya. O bilip öğrenmenin yetmeyeceğini de öğrenmiş. Kıymetli olanın paylaşmak olduğunu, kalpten hissetmenin karşılıksız olduğunu da idrak etmiş. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1410 camii için 25 yıl boyunca yetecek elektrik enerjisini üreten güneş panellerini kurması bunun en büyük göstergesi. Kısacası Ahmet Seferoğlu bildiklerini, kazandıklarını müminlerin İslam'ın hizmetine sunarak iyiliğin tam kalbine dokunmuş. Bisibo Amani. Bisibo Amani, lise öğrencisiyken tanıştığı işitme engelli arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendi önce. Ama henüz habersizdi engelleri aşmak üzere neler yapabileceğinden. Hristiyan işitme engelliler grubunda gördüğü Müslüman bir kızdan, Müslümanlar için böyle bir grup olmadığını duyunca çok utandı. Ülkesi Burundi'de Müslüman çocuklarla yalnızca kilisenin ilgilendiğini, yine de bu çocukların zor şartlar altında yaşadıklarını öğrenince ise onları da kurtarmak için harekete geçti. Bir dernek kurdu. Kadınlar için dikiş atölyeleri açtı. Gayretliydi ama yol almak zordu. Vazgeçmedi Bisibo Amani. Burundi'ye gelen Türk heyetine hikayesini anlatma fırsatı bulunca Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurdu. Ve böylece seslerin, sözlerin, sessizliğin bile çok ötesinde olmanın yalnızca iyilikle olabileceğini herkese gösterdi. Halil Kastrati. Büyük bir azmin, bitmeyen bir enerjinin, kocaman bir iyiliğin hikayesini taşıyor Halil Kastrati. Kosova'nın ve aslında ülkesinin yer aldığı Balkanların savaşla, kan ve acıyla sınandığı yıllardan, mücadeleyle dimdik durarak geçen biri o. Üstelik savaşın ülkesinden, kendisinden kopardıklarından biri de onun kardeşiydi. Ama Halil Kastrati, birimizin acısı, hepimizin acısı dedi. Herkesin de kendisinin acılarını paylaştığını her zaman bildi ve en çok da çocukların acılarını paylaşmaya, onların hayatlarını kolaylaştırıp güzelleştirmeye yöneldi. Evli ve 4 çocuk babası olan Halil Kastrati, ülkesinin yetimlerine bir babaya yakışır biçimde kol kanat gerdi. Balkan Yetimleri Derneği'ni kurmakla yetinmedi, açtığı aş evleri ve yaşlılar eviyle Kosova'dan Sırbistan'a, Makedonya'ya uzanan bir iyilik yolunu da açmış oldu. Onunla birlikte bu yolda yürüyenlerin sayısı gün be gün artıyor. İbrahim Taşdemir. Biliriz ki anlaşılmak da bir büyük nimettir bu dünyada. Ne de olsa insanı anlamak için lisanını bilip konuşmalı. Gel gelelim insanları gerçekten anlamak, kalplerine dokunmak olursa asıl mesele, o zaman lisanın sınırlarını aşmalı. İzmir Selçuk ilçesi İsa Bey Camii'nin imamı, şehit babası İbrahim Taşdemir işte tam olarak bunu yapıyor. Farklı dillerde hazırladığı kartlar sayesinde camisini ziyaret eden turistlerin sevgilerini kazanıyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerinde ondan dinleyen insanların kalplerini İslam'a ısındırıyor. Kendi ifadesiyle, burayı ziyaret eden herkese İslam'ın güzel yüzünü anlatmak istediğini söyleyen İbrahim Taşdemir, ziyaretçilerine lokum ikram etmeyi de ihmal etmiyor. Her birini uğurlayana dek gösterdiği güler yüzüyle İslam'ın gülen yüzünü, özünü, hoşgörüsünü ortaya koyuyor.
Necmettin Erbakan Akyüz. Spora gönül vermiş her profesyonel sporcu alanında en iyi olmak ister. Bunun yolu da çalışkanlık, azim ve disiplinden geçer. Kazanılan başarılar birçok şeyi beraberinde getirir. Ama sporcunun hem başarılı olması hem de herkesin kalbini kazanması kolay değildir. Böyle bir şey ancak büyük bir cesaret, sağlam bir irade ve şartlar ne olursa olsun doğrudan yana olmakla elde edilir. Necmettin Erbakan Akyüz, bir sporcunun sahip olması gereken tüm nitelikleriyle 6 kez Kung Fu Dünya Şampiyonu oldu. Onu başarıları sayesinde tanıyan çoktur. Ama o herkesin kalbini iyilikten doğrudan yana durduğu Avrupa Şampiyonası'nda kazandı. Avrupa'nın ve tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in yaptığı katliamı, mazlum Filistin'in haklılığını haykırdı. Haklı haykırışını sosyal medya hesaplarında paylaşıp daha çok insana duyurmasının önüne geçmek isteyenlere karşı durdu. Dik duruşundan vazgeçmeyip birçok insana insanlığıyla örnek oldu. Turgut Kılıç. Her gün her birimiz bir şekilde dışarıya çıkıyoruz. Birçok sokaktan, caddeden geçiyor, günlük hayatın telaşı içerisinde dört bir yana koşturuyoruz. Bazen etrafımızda olup bitenleri seyrediyor, bazen etrafa bile bakamayacak kadar hızlı olmak zorunda kalabiliyoruz. Belki her gün gördüklerimize, gözümüzün önünde olan bitene farkında bile olmadan duyarsızlaşıyoruz. Kim bilir? Ama birisi var ki hepimizin dikkatini gözümüzün önündekine çekiyor. Onun adı Turgut Kılıç. Ya da kuşların babası. Evet, yanlış duymadınız. Kuşların babası. Turgut Kılıç, her gün ihtiyaç duyulandan fazlası alındığı için israf edilen, çöpe atılan ya da çöp kenarına asılan bozulmamış ekmekleri alıp kuşlara dağıtıyor. Kuşların rızıklarına vesile oluyor. Hem israfın önüne geçmek için dikkatimizi çekiyor, hem de iyiliğin, güzelliğin en naif, en alkışlanası örneklerinden birini sergiliyor. Ümmü Enes. İman güçlü olunca ümit de güçlü oluyor. İnsan çıktığı yolda bu düsturla adım atınca olmaz zannedilen oluyor. Ümmü Enes'in Suriye'de yaşanan iç savaşta iki evladını şehit vermesinin ardından acıyla değişen hayatı, hayatta kalan tek oğluyla geldiği İdlib'de iyilikle bir kez daha değişiyor. Savaş dolayısıyla okula gidemeyen oğlu için uygun bir müfredat hazırlayan ve ülkesinin yalnızca ilimle kurtulacağına inanan ve toprağını terk etmeyen Ümmü Enes'in tek öğretmenli ve tek öğrencili okulu gün geçtikçe büyüyor. Önce arkadaşlarının çocukları, sonra civarda onun okulunu duyan insanların evlatları derken, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu müthiş gayretten haberdar olmasıyla bu okul bir binaya kavuşuyor. İkinci Abdülhamit Han Okulu ve hemen yanındaki anaokulu böyle vücut buluyor. Ümmü Enes'in adı da bu okulun çocuklarının gözündeki umut ve mutluluğun adı oluyor. Ali Fuat Atik. Yetiştiği topraklara kök salar insan. Büyür, koca bir çınar misali büyür. Herkes onun farkına varır da o kendi güzelliğini bilemez. Zira o güzelleşmek için değil, doğası gereği güzelleşir. İşte Ali Fuat Atik de bir çınar misali bu toprakların büyüttüğü bir isim. Yıllardır hizmet veren, kıymetli
yüzlerce devlet adamından biri. Atik, Denizli valisi olarak görev yaparken asrın felaketini yaşayan ülkemizin bu yıkımdan en çok etkilenen illerinden Hatay'a koordinatör vali olarak atandı. Onun hikayesi burada gün yüzüne çıktı. Vali Atik'e birkaç ay önce kanser teşhisi konmuş, o bu durumu yakınlarından bile gizleyip Hatay'da canı pahasına mücadeleye koşmuştu. Hastalığını hiçe sayıp ilaçlarını ihmal etme pahasına Hatay'ı terk etmedi. Çoğu zaman bir konteynerin içinde devam etti tedavisine, sessizce. Onun doğası gereği sergilediği bu güzellik, bu iyilik fark edildi. Herkesin göğsünü kabartıp gözlerini yaşarttı. Duygu Kaçaranoğlu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geniş hizmet yelpazesi içerisinde çocuklarımız için yürütülen onlarca projeden birisi de 4-6 yaş Kur'an kursu uygulaması. Bu kurslarda çocuklarımızın sağlıklı bir dini temele sahip olması, bu temelin sağlam bir biçimde büyümesi amaçlanıyor. Bugün Türkiye geneline yayılan kurslarımızın sayısı 6.270, 15.000 civarında öğreticinin çalıştığı kurslarımızda 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci sayısı 222.000. Ayrıca kurslarımızın bazılarında tam gün eğitim imkanı da bulunuyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarında şimdiye kadar eğitim alan çocuklarımızın sayısı ise 1.120.000. Bizim için tüm çocuklarımız, bütün öğreticilerimiz elbette çok kıymetli. Ancak bildiğiniz gibi ilk olmak, ilk adımı atmak zordur. Cesaret ister, fedakarlık ister. Bu fedakarlığı gösteren, çocuklarımıza büyük emek veren isimlerden biri de Rize Sahil Camii'nde açılan ilk 4-6 yaş Kur'an kursunun öğreticisi, 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticilerinin ilklerinden Duygu Kaçaranoğlu. Kendisine ve tüm öğreticilerimize yarınlarımız için yaptıkları eşsiz katkılardan dolayı teşekkür ediyor, örnek çalışmalarının devamını diliyoruz. 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticileri adına vefa ödülünü takdim ediyoruz. Gazzeli Ebu Ziyade'de. Ateş sadece düştüğü yeri yakmaz bazen. Öylesine ateşler, acılar var ki şu dünyada, benzerine neredeyse rastlanmaz. Filistin'de yaşananlar işte tam da böyle, tarifi zor imtihanlar. Filistin'de işgalci İsrail kuvvetlerinde işlenen insanlık suçları, yaşatılan insanlık dramı, özünde insanlık olan herkesin kalbini kanatıyor. Doğrudan yana, iyilik ve güzellikten taraf olan herkes, tüm Filistinli kardeşlerimizin olduğu gibi, Gazzeli Ebu Ziyade'nin de acılarını paylaşıyor. Gözünden sakınarak büyüttüğü torunları, kollarında can veren Ebu Ziyade'de, iman, takva ve şükürle gösterdiği metanet sayesinde herkese örnek oluyor. Onun ve torunları Tarim ve Rimin adları Filistin'in haklı özgürlük davası için yitip giden tüm canlar, şehitler için hafızalarımızda yer etmeyi hak ediyor. Murat Kekilli. Alışmak. Alışmak öyle bir şey ki, İyilikten, güzellikten, mutluluktan bahsederken çok özeldir herkes için. Kolay kabul edilir. Ama kimi zaman zordur alışmak. İmtihan dünyası ne de olsa, insan alıştıklarıyla da imtihan olur. Peki insan alışır mı zulme? Duyarsızlaşır mı katliama? Filistin'de neredeyse bir asırdır devam eden işgale, yanan, yitip giden canlara
alışır mı insan? Sessiz kalır mı? Kalmaz. Kalmamalı elbet. Buna sessiz kalmayanlardan biri de Murat Kekilli. Yıkılsın İsrail, enkazını görelim. Sana ülke diyelim, yüzüne tüküreyim. Yıkılsın İsrail. Filistin ve Mescid-i Aksa için sesiyle, sözüyle yıllardır kan bağının, can bağının ötesinde sergilediği duruşuyla kendisini gösteriyor. Sadece Filistin için de değil, Türkiye'de ve dünyada Türkiye Diyanet Vakfı'nın insanlığın hizmetinde olduğu her alanda, yardım kampanyalarında, kurban bağışlarında, tüm ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tamamlanmasında canla başla yer alıyor. İyilikte, vefada, insanlıkta herkese örnek oluyor. Ömer Faruk Bilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı içerisinde bulunmanın verdiği sorumlulukla, taşıdığı görev bilinci ve hizmet anlayışının yanı sıra iyiliğiyle biliniyor, her zaman iyilikle anılıyordu Ömer Faruk Bilgili. Memleketin dört bir yanında görev yapmış, hem yurt içinde hem de yurt dışında daima başarıya ulaşmış biriydi. Meslek hayatında 30 yılı aşan tecrübesiyle yüzlerce insana örnek oluyordu. Onu tanımayanlarsa adını 6 Şubat depreminin ardından öğrendiler. Zira Ömer Faruk Bilgili Hatay İl Müftüsü'ydü. Tüm Türkiye'nin acıyla sarsılıp yasa boğulduğu depremde Ömer Faruk Bilgili de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Onunla beraber hayatını kaybeden tüm din görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyor, ülkemize, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Server Beşirli. Tek millet, iki devlet deyince akıllara gelen bellidir. Yalnızca iki kelime, iki ülke değildir hafızalarda canlanan. Yüzlerde tebessüm, yüreklerde sıcaklık da belirir. Türkiye ve Azerbaycan'ın ebedi birlikteliği, her daim yan yana can cana oluşu tüm dünyada bilinir. Azerbaycan'la kardeşliğimiz öyle içimize işlemiş, benimsenmiştir ki, her iki taraf da birbiri için adeta gözünü kırpmadan canını verir. Ne de olsa kardeşlik bunu gerektirir. Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinin ardından neredeyse depremden hemen sonra Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulan Server Beşirli, kardeşliğimizin canlı kanlı örneğidir. Server Beşirli sadece kardeşlerime yardım için yola çıkmıştı. Arabam eski de olsa kalbim temizdi. Kardeş ülkeye yardım etmek bizim borcumuz diyerek iyiliğin en güzel örneklerinden birini bir kez daha ortaya koydu. Aramızdaki sarsılmaz bağ perçinleyip gönlümüze dokundu. Her biri birbirinden değerli, iyilik ve vefa ödülü sahibi değerli büyüklerimizi kutluyoruz. Kıymetli konuklar, değerli misafirler, şimdi de bu büyük milletin bayraktarlığını üstlenen, doğudan batıya, kuzeyden güneye gönüller yapmak için ömrünü ortaya koyan, iyiliğin hamisi, ümmetin umudu, milletimizin başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, Diyanet camiamızın kıymetli mensupları, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı bölgelerinden programımızı teşrif eden muhterem misafirlerimizi hasreten selamlıyor. Kendilerini Ankara'mızda ve külliyemizde ağırlamaktan duyduğum bahtiyarlığı belirtmek istiyorum. Uluslararası iyilik ödüllerimizin altıncısını 2022'de yine büyük bir coşkuyla gerçekleştirmiştik. 2 yılın ardından bu kez 7. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin tevcih töreni vesilesiyle tekrar bir aradayız. Bizleri iyiliğin cihan şumul şemsiyesi altında böylesine kıymetli bir programda buluşturan Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diyanet Vakfımız tam 49 yıldır Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle farklı coğrafyalara iyilik tohumları serpmeye, dostluk, dayanışma, kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Üstad Necip Fazıl'ın "Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın" ruhuna uygun şekilde karşılık beklemeden koşan, koşturan, ter döken vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt içindeki, özellikle de insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturunu kendisine rehber edinen Türkiye Diyanet Vakfı, görüyoruz ki görkemli bir çınar gibi günden güne serpiliyor, büyüyor, tüm dünyaya dal budak salıyor. Yurt içindeki 1003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesindeki eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve yardım faaliyetleriyle medarı iftiharımız olan Türkiye Diyanet Vakfımızla gurur duyuyoruz. Rabbim sizlerden, tüm vakıf insanlarından razı olsun diyorum. Kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu dile getirmekte fayda görüyorum. Biz şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Rabbimiz Nisa suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor: Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bir başka ayeti celiyle de Allah-u Teala müminleri kendilerine rızık olarak verdiklerimizden
Allah yolunda gizli açık harcayan kimseler olarak tarif ediyor. Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de istemedikçe kamil mümin olamazsınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne diyenlerden, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız. İnançta kardeşlerimiz olan müminlere, hilkatte kardeşimiz olan insanlara karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Kendimiz huzur içinde sevdiklerimizle beraber barış ve emniyet içinde yaşarken hemen yanı başımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. 13 yıldır vatan hasretiyle yürekleri kavrulan Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadığı için anasının kucağında son nefesini veren Somalili, Sudanlı, Yemenli çocuklara, tam 76 senedir evlerine, yurtlarına, topraklarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. Ne mutlu kalplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve muhtaçlara yer açabilenlere diyorum. Ne mutlu karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek infak edenlere diyorum. Mevla bizleri de kardeşlik görevlerini yerine getirenlerden eylesin diye dua ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Diyanet Vakfımız uluslararası iyilik ödülleri marifetiyle şefkat ve yardımlaşma sancağını ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yüceltiyor. İmanlı ellerin, ihlaslı kalplerin, aydınlık yüzlerin, vicdan sahiplerinin yaptığı iyilikler uluslararası iyilik ödülleriyle takdir ediliyor, destekleniyor. İyilik ödüllerinin dalga dalga büyüyen etkilerinden memnuniyet duyuyoruz. Rabbim iyilik neferlerinin ecirlerini artırsın, çalışmalarını bereketli kılsın diyorum. Az önce hep beraber izledik. Bu güzel hikayeleri görüp de duygulanmamak elde değil. Hepimizin içini ısıtan güzel örnekler, iyiliğin, dürüstlüğün ve merhametin evrensel olduğunu, sınır tanımadığını, dil, ırk, renk, mezhep ayırt etmediğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Yurt içi iyilik ödüllerini kazanan İbrahim Taşdemir, Ahmet Seferoğlu, Turgut Kılıç ve Necmettin Erbakan Akyüz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışı iyilik ödüllerimiz takdim edeceğimiz Bisibo Amani, Adeviye Salihi, Halil Kasrati'yi burada ayrıca kutluyorum. Yurt içi vefa ödüllerimizi bu sene merhum Ömer Faruk Bilgili hocamız adına Zeliha Bilgili'ye, Ali Fuat Atiye, Murat Kekilli'ye, Duygu Kaçaranoğlu'na tevcih edeceğiz. Vefa ödülünü kazanan kardeşlerimi de tebrik ediyor. 30 yılı aşkın Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde önemli görevler ifa etmiş Hatay İl Müftümüz Ömer Faruk Bilgili hocamızı burada rahmetle yad ediyorum. Yurt dışı vefa ödüllerimizi ise
Gazze'den Halit Nabyan adına Yusuf Ebu Hassır'a, Can Azerbaycan'dan Server Beşilli kardeşlerimize ve temsilcilerine takdim edeceğiz. Ödüller vereceğimiz tüm kardeşlerimizin iyilik ve başarı öykülerinin istikrarlı bir şekilde sürmesini temenni ediyorum. Şunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Dünya işte buradakiler gibi hamiyetperver insanların yüzü suyu hürmetine dönmektedir. Etrafımızı kuşatan onca acıya, kötülüğe, zulme, mazlumların gökyüzünü çınlatan onca feryadına rağmen dünya halen ayaktaysa sebebi iyi insanların, güzel insanların, sizin gibi iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, bir ihtiyaç sahibine daha ulaşmak için kendini paralayan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan, Kur'an'ın nuruyla aydınlanan nesillerin yetişmesi için gayret eden, yetimlere, öksüzlere, yaşlılara, hatta kuşlara bile el uzatan koca yürekli, yüce gönüllü insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin diyorum. Sizlere müteşekkiriz, minnettarız. Ülkemizde ve yeryüzünün farklı noktalarında iyiliği, kardeşliği ve güzelliği yaymak için yaptığınız çalışmaların daim olmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim, merhum Aliya İzzet Begoviç ömrünü Bosna'nın ve Boşnak kardeşlerimizin özgürlüğü için adamış bir dava, aksiyon ve devlet adamıydı. Kendisi büyük bir mütefekkir olmasının yanı sıra küresel sistemin işleyişini çok iyi bilen tecrübeli bir siyasetçiydi. Gerektiğinde ülkesi ve milleti için takım elbiseyi çıkarıp askeri kamuflaj giyecek kadar vatanperverdi, cesurdu, yiğitti, her açıdan örnek bir liderdi. Şahsımın gönül dünyasında da kendisinin mutena bir yeri vardı. Rahmetli Aliya'nın sadece mücadelesi değil, fikirleri, tavsiyeleri ve sözleri de bize örnek olmuştur. Merhum Aliya, Srebrenica soykırımı için şöyle demişti. Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Evet, unutulan veya unutturulan soykırımın tekerrür etmesi kaçınılmazdır. Merhum Aliya'nın dikkat çektiği acı gerçeğe maalesef bugün Gazze'de hep birlikte şahit oluyoruz. 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 15 bini aşkın çocuk maalesef katledildi. 35 bin masum şehit edildi. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Abluka nedeniyle zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Küvezdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar.
Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunları tutmayacak. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak. Asla. Gazze'li masumların kanı işgalcilerin ve hamilerinin alnına yapışmıştır. İşte hep birlikte gördük, takip ettik. Hamas önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. İsrail yönetimi bununla da yetinmedi. Sivillerin son sığınağı olan Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu. Kardeşlerim, bakınız bir defa şunu artık herkesin kabullenmesi lazım. Batılı güçler tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Netanyahu kendi siyasi ömrünü uzatmak için antisemitizmi körüklüyor, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse, açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la geçen ay yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail'in Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları artıyor. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, daha fazla kadın ölmeden, insanlığa dair umutlar daha fazla kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır. Bununla birlikte soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. Müeyyidesiz kalan bir suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Aslında Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan budur. İsrail Nekbe'den beri tam 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Ama buna rağmen batılı güçler ve uluslararası sistem tarafından el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren bir ülke, güya basın özgürlüğü sıralamasında bölgede birçok ülkeden artık üst sıralarda yer alabiliyor. Daha bunun gibi İsrail'i kayıran pek çok çifte standartla karşılaşıyoruz. Bölgeye barışın gelmesi için önce bu adaletsizliğin sona ermesi şarttır. Kardeşlerim, Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Güney Afrikalı dostlarımızın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarımıza iletiyoruz. Türkiye, Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır.
Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralıların tedavileri devam ediyor. İsrail'e olan ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. İsrail'i ateşkese zorlamak için dost ve kardeş ülkeler nezdinde diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık. Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durmasıdır. Uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz. Burada bir hususu da ifade etmek durumundayım. Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen verdikleri mücadeleyle dik ve dirayetli duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular. (Gülüyor) 229 gündür uyguladığı soykırıma rağmen İsrail yönetimi Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok edemedi. Filistinliler yaralandılar, öldürüldüler, sürüldüler, göçe zorlandılar, açlıkla, susuzlukla sınandılar. Öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne mazur bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler. Halen de devam ediyorlar. Buradan Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını ülkem ve milletim adına bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Filistinli şehitleri rahmetle anıyor, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanında her hafta sokakları ve meydanları dolduran tüm vicdan sahibi insanlara da sizlerin vasıtasıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Filistin'e sahip çıkan, Gazze için kıyama kalkan üniversite öğrencilerini, hocaları, sanatçıları ayrıca tebrik ediyorum. İsrail, insanlığın gözünde bu vahşi savaşı kaybetmiştir. İsrail yönetimi insanlığın vicdanında mahkum olmuştur. Gazze'li kardeşlerimiz bir kez daha adlarını tarihe yazdırmışlardır. Filistin davası küresel ölçekte daha da güçlenerek Allah'ın izniyle 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıyla zafere ulaşacaktır. Buna biz tüm kalbimizle inanıyoruz. Rabbim bizlere o güzel günleri görmeyi nasip eylesin diyorum. Bugün Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duydum.
Her üç ülkenin liderine tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, yıllar süren savaşların geride büyük bir yıkım bıraktığı Afganistan son günlerde sel felaketleriyle boğuşuyor. Seller sebebiyle 400'den fazla kardeşimizin hayatını kaybettiğini, ülkenin kuzeyinde ağır bir insani dram yaşanıyor. Afgan kardeşlerimize bu zor günlerinde yardım etmeyi görev addediyoruz. İlk etapta bir kargo uçağı dolusu yardım malzemesini bu ülkeye gönderdik. Toplam 24 tonu bulan yardım malzemelerimiz cuma günü bölgeye ulaştı. Dün de 43 vagondan oluşan bir yardım trenini Afganistan'a yolcu ettik. Dünkü trenimiz AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda bugüne kadar Afganistan'a gönderdiğimiz 20. iyilik trenimizdi. Toplam 619 tonluk yardım malzemesinin 2 hafta içerisinde Afganistan'a ulaşmasını bekliyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de Afgan halkına destek vermeye davet ediyorum. Sudan'da bir yıldır devam eden çatışmaların yol açtığı insani trajediye de dikkatlerinizi çekmek isterim. Maalesef iç savaş nedeniyle 8 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu zor günlerinde Sudan halkının da yanında olmamız önem arz ediyor. Türkiye olarak Türkistan'dan Balkanlara, Güney Asya'dan Afrika'ya kadar nerede bir sorun, bir zulüm ve dram varsa tüm imkanlarımızla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayretindeyiz. İçimizdeki nasipsizler anlamasa da zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar kutluyor, ödül sahiplerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ahirete irtihal eden büyüklerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Ümmetin umudu, iyiliğin hamisi, milletimizin başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Zat-ı Devletlerini hediyelerini takdim etmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hüsnü hat eseri takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de kıymetli konuklar, hep birlikte iyilik ve vefa ödülü sahiplerini sahneye davet edeceğim ve kendilerine ödüllerini muhterem Cumhurbaşkanımız takdim edecekler. Bir ömür öğrendiğimiz şey gün gelir o büyük hizmet yolunda harcanır. 1410 camiye 25 yıl yetecek kadar elektrik enerjisi üreten Mühendis Ahmet Seferoğlu.
Hayırsever Ahmet Zeferoğlu'na teşekkür ediyoruz. İşitme engelli insanlar için ülkesinde kurduğu dernek vesilesiyle onların kalplerini sonsuzluğa açan, anlaşmanın sadece seslerle, sözlerle değil, gönülle de mümkün olduğunu gösteren Bisibo Amani. Burundi'den buraya kadar geldi. Bisibo Amani'yi de tebrik ediyoruz. İyilik ödülünü de Sayın Cumhurbaşkanımız takdim ediyorlar. Bir yetimin başını okşamakla anlam bulur dünya. Balkanlardaki büyük acıların ardından ülkesi Kosova'da kurduğu dernek vesilesiyle yetimlere kol kanat geren, onlara baba olan Halil Kastrati. Kosovalı Halil Kastradi'yi de tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ödüllerini takdim ediyorlar. Farklı dillerde hazırladığı kartlarla camisini ziyaret eden turistlere yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ı tanıtmak için canla başla mücadele eden İmam Hatibimiz İbrahim Taşdemir. İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Tebriklerimizi iletiyoruz. Şampiyonluk madalyasının elinden alınma ihtimaline rağmen Filistin'in haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmayı kendisine görev addeden milli sporcumuz, dünya şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz. Necmettin Erbakan kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Her gün maalesef binlercesi israf edilerek sokaklara asılan, çöpe atılan, bayatlamış ekmekleri toplayıp kuşları besleyen, bizlere başka türlüsü de mümkündür diyen Turgut Kılıç. Turgut amcamızı da tebrik ediyoruz. Yaşadığı onlarca acıya ve büyük kayıplara rağmen kurtuluşun ilim ve irfanla olduğunu bir kez daha bizlere gösteren Ümmü Enes. Suriyeli Ümmü Enes hanımefendiyi de tebrik ediyoruz. Şimdi de vefa ödüllerine geçiyoruz. Denizli valimiz, muhterem sayın valimiz Ali Fuat Atik. Buyurun sayın vali. Sayın Valimize de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticileri adına Duygu Kaçaranoğlu. Duygu hocamıza da teşekkür ediyoruz. Gazzeli Ebu Ziya Dede adına Yusuf Suat.
Halit Nabhan amcamız, Ebu Ziya dedemiz gelemedi. Aramızda değil ama onun bir mesajı var. Filistin Gazze'den bizlere gönderdiği, şimdi o mesajı izliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve salatni el yevm risale min müesseset vakfı Diyanet Türki. L'istilam caizet el birri alamiyye ve eftekhir bihada tekrim. واعتبر هذا التكريم لكل اهل قطاع غزه على ما قدموه من تضحيات من شهداء وجرحى وهدم من هذا العذاب الذي نحن فيه. فاشكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الجمهوريه التركيه على هذا التكريم، والشكر موصول لكل اهلي في الشعب التركي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Halit Nabhan amcamız gelemedi ama en kalbi selam ve sevgilerini gönderdi. Gazze'nin ve tüm mazlum coğrafyaların sesi olan sanatçı Murat Kekilli. Murat Kekilli'ye de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Merhum Hatay Müftümüz Ömer Faruk Bilgili'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun adına Zeliha Bilgili ve Muhammed Taha Bilgili geliyor. Merhum Hatay İl Müftümüz Ömer Faruk Bilgili hocamıza Allah'tan bir kez daha rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve son vefa ödülümüz iki devlet, tek millet sloganıyla yanımızda olan Azerbaycan, Can Azerbaycan'dan Server Beşirli. Server Beşirli'ye de teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız iyilik ve vefa ödüllerini sahiplerine takdim etti. Şimdi hep birlikte bir hatıra fotoğrafı için değerli ödül sahiplerimizi ön tarafa davet ediyoruz. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye milletin evinde bizleri ağırladığı için şükranlarımızı arz ediyoruz. İyilik ve vefa ödülü sahiplerini tebrik ediyoruz. Programımızı burada noktalıyoruz. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. İyilik...